günlerde dolar 17 lirayı geçti. Benzin ise yavaş yavaş 30 TL'ye dağınıyor. Bu gidişatı nasıl buluyorsunuz? Özellikle bu zamların yansıması nasıl olur? Çünkü bir ürün atıyorum Antalya'dan buraya gelmesi isterseniz bir maliyeti olur. Kısaca düşünceniz olur. Şunu söyleyeyim. Açıkçası ülke bitmiş. Bitmiş abicim. Niye bitmiş? Ben ticaret yapıyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Pandemiden bugüne kadar ben özellikle bekledim. Çünkü birileri artık bir şeyler söylemesi lazım. Yani nereye kadar? Sus. Susmakla bu olayların, yani var olan problemlerin çözüleceği kimse söylemesin. Şimdi hocam susmak diyorsunuz da konuşmak en doğal hakkımız. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirebiliriz. Bir başbakanıdır, bir milletvekili. Ama küfür etme, hak etme hakkımız yok. Hayır. Yani konuşmak bizim hakkımız. Hayır. Ben asla öyle bir şey. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben muhalifim. Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar hiçbir kere oy vermiş değil. Ama bu ülkede yaşayan biri olarak o makamı temsil ediyorsa saygı göstermek zorundayım. Bir kere onu altını çizerek söyleyeyim. Yani iyi yaptı, kötü yaptı onu tartışılır. Onu yani tartışırım, eleştiririm. O ayrı konu ama hakaret vari aslında öyle bir şey söyleme şeyimiz yok. Abi şöyle söyleyeyim. Ben onu söylüyordum. Ben ticaret yapıyorum. İnanın pandemiden bugüne kadar yaklaşık belki happy topu 2 milyon para bulmuş değilim. Yani bir arada görmüş değilim ama benim zararım 2 milyon. Yani düzelteyim derken battım. Şu an inanın samimi söylüyorum yaklaşık 1,5 ya da 1,600'e yakın borcum var. Ya hani diyorum ya olur ya belki ülke iyi olur. Belki bir şeyler olur umuduyla hani. Umut garibin ekmeğidir derler ya. Sürekli umut ediyoruz. Ya bir şeyler olur, bir şeyler olur ama bakıldığı zaman olmuyor. Hocam ama bu umudunuzu ben size haklı görüyorum. Çünkü siz Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Dört mevsimi olan, yaylası, ovası, merası olan, üretimi için imkanı olan, hayvancılık için ciddi potansiyel olan yani bir ülkeden bahsediyoruz yani. Bakınız ben şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce İstanbul'dan Antalya'ya şey yaptım. Ben doğuluyum, ben Iğdırlıyım. Baş üstüne. Eyvallah. Hadi biz oraya biraz uzaktır diye uçakla gidip geliyoruz. Çok fazla yerleri, bölgeleri fazla görmüyoruz, göremiyoruz. Ama ben geçen gün Antalya'ya gittim. Hocam sabah çıktım. Saat yani 2-3 gibi falan vardım oraya. İnanır mısınız? Ya bu ülkede bir şey olunmuyor, olunmaz. Yani bu ülkenin demin söylediğiniz gibi iklimiyle, yerleriyle, şuyla, buyla bu ülke düzelmez diyen insan kesinlikle ve kesinlikle yalan konuşuyordur. Bakınız şunu söyleyeyim. Aslında şu da bir gerçek. Belki şu an herkes şunu söyleyebilir. Ya eskide bizim o taraflarda hayvancılık yapılıyordu, çiftçilik yapılıyordu. Belki şu an yapamayabilir diyebilirler. Abi sen vatandaşı oraya teşvik et. Nasıl yapar? Destek ver. Tabii ki öyle bir yapar ki abicim. Bakın ben size bir basit örnek vereyim. Ben bir tane firmanın işini yapıyordum. Merter'de Keresteciler sitesinde firma batıyordu. Adamlar maaşlarını alamıyorlar. Tamam mı abicim? Ne yaptılar biliyor musun abi? Ustabaşı ve çalışanlar dahil olmak üzere toplandılar. Kolektif bir şekilde çalıştılar. Hem kendi paralarını kazandılar hem de patronlarını kalkındırdılar. Yani böyle bir zihniyet ülkede olmalı, oluşturulmalı. İnsanlar artık ya bizim dışarıda niye medet umuyoruz? Neden medet umuyoruz? Ummamamız lazım abi. Ya mesela ben Iğdırlıyım. Eskide benim köyümde yani sadece hani küçük baş hayvan dedikleri o koyun işte. En kötü ihtimal ya 100.000 tane hayvan çıkıyordu benim köyüm belde. Abi şu an baktığın vakit 5.000 bile çıkmıyor. 5.000 ya sen eti dışarıda getirsen, sütü dışarıdan getirsen, arpayı, samanı vesaire falan bu tür şeyleri dışarıdan getirirsen bir şey yapamazsınız. Yani ben küçük bir basit Ericsson cep telefonları vardı biliyor musunuz? Hani bir de tek kapaklı telefonlar vardı. O telefonları üreten ülkede biriydi. Bu ülkede biriydi. Hatta ben yani o vatandaşı tanıyorum. Bir gün Avrupa'dan biri geliyor diyor ki kardeşim diyor sen diyor bunu kaç paraya mal ediyorsun? Diyor 5 liraya mal ediyorum. Ya diyor ben sana 7 lira vereyim diyor sen benim ürünümü sat diyor. Ama dönüp bakmıyor kardeşim. Burada ürettiğim vakit 3 tane 5 tane insan çalışıyor. Çoluğun çocuğuna ekmek götürüyor. Mesela onu düşünemiyor. Ne yapıyor? Tamam diyor ya nasıl olsa hazır geliyor ben burada satayım diyor. Çok yanlış bir şey. Ya ben kısacası özetle şunu toparlayayım.
tabii özümüze döneceğiz. Ekeceğiz, biçeceğiz. Kendi memleketimize. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Gelecek olan insan. Cumhur İttifakı gelir. Belki beynini değiştirir, düşüncesini değiştirir, kafasını değiştirir. Onu ben bilmiyorum ama biri gelir. Gerçekten bu memleketi yönetmek için gelir. Gerçekten bu memleketi idare etmek için gelen kimse, samimiyetimle söylüyorum, 3 sene sonra bu ülke kendi, yani kendini toparlar. Hani, o zaman biraz yanlış politikanın kurbanı mıyız? Kesinlikle. Kesinlikle. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Dedim ya demin başında ben muhalifim. Ben AK Parti'ye bugüne kadar bir kere oyumu vermiş değil. Vermem de. O ayrı konu, tartışılır. Şunu söyleyeyim. Velev ki her şeyi iyi yaptı. Ya neden 20 sene? Bir dönem yapsın, iki dönem yapsın kardeşim. Neden 20 sene? Allah aşkına biz ülkemizi bu kadar seviyorsak ya dışarıda biri bakmaz mı bize kardeşim? Bu ülkenin, bu vatandaşın, bu vatandaşlar hariç bu ülkeyi yönetebilecek kimse yok mudur? Biraz yönetimden bahsettiğinizde hemen onunla ilgili bir soru sorayım. Sayın Erdoğan dün adaylığını açıkladı. Ben evet. 2023'te adayım dedi. Evet. Geç biraz anayasa konusunda bir sıkıntı var. İşte seçim zamanında olursa daha önce iki defa olduğu için aday olamıyor. Kimiler diyor evet. Efendim biraz erken alacak aday olur. Hani kısacası o ayrı bir tartışma konusu. Muhalefet konusunun, muhalefetin adayı merak ediliyor. Muhalefetin adayı kim olur? Adayını açıklamalı mı? Açıklarsa yıpranır mı? Neler diyeceksiniz? Ben HDP'liyim. Baştan söyleyeyim. Ben Selahattin Demirtaş'a oy veren bir vatandaşım. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye siyaseti çok farklı bir, yani ben şahsen 50 yaşındayım, anlayamadım. Hasbel kadar bir şeyleri bilince çıkarmama rağmen bilmiyorum. Şimdi bana göre açıklanmalı. Mesela İstanbullular, mesela Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Ben tanıyordum mesela. Kim tanıyordu? İstanbul'da ona oy verenlerin diyebilirim %60'ı tanımıyordu değil mi abi? Ne oldu abi? Ortaya çıktı, belirlendi ne oldu? Herkes oyunu verdi ve adam geldi. Yönetiyor mu, yönetmiyor mu? İyi yönetemiyorsa bir dahaki sefer kimse oyunu vermez. Ki bana kalırsa şu an İstanbul'un %40'ına kayyum atanmış vaziyette. Adam yönetemiyor. O ayrı bir konu. Bak HDP'li olmama rağmen. Ama açıklamalı abi. Yani kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Ortaya çıksın abi. Sonuçta eninde sonunda bu vatandaş yani ortaya çıkmayacak. Zaten Haziran seçim yani bir sene sonra seçim olmayacak mı abi? Ha şunu söyleyebilir ya nasıl olsa ben tanıdığım herkes beni tanıyor. Ben yarın öbür gün zaten çıksam bakınız belli bir kesimden sonra insanlar artık oy kullanmak noktasında bilinçlidirler. Kimse çantada kekliktir diye sanmasın. Sözünüzü balla kestim. Kekik dediniz de seçimde gerek muhalefet ve gerekse yani hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı kazanma şansını nasıl görüyorsunuz? Abi şöyle söyleyeyim. Üçüncü ittifak kalacak. Yani daha doğrusu birinci seçim oluyor ya. Ne diyor? İkinci tur var ya. İkinci turda da şeye bakılacak abi. Üçüncü ittifak kalacak. Üçüncü ittifak kimse yani ki destekledi ittifak kazandı. Burada biraz şimşekler HDP'nin üzerine gidiyor. Aynen öyle. HDP'nin olur mu seçimde? Yani ben HDP'ye oy veriyorum. Yani HDP'nin şu an iradesi. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rolü ne olur HDP'nin? Belirleyici olur mu sizce? Yani ben açıkçası hani kendi adıma konuşursam yani ülkeyi düzeltecek olan şahıs kişi yani ittifak kimse ben ona oyumu vereceğim. Ama ben HDP adına konuşamam. Çünkü ben sonuçta bir seçmeniyim. Hani ben yöneticisi değilim. Dolayısıyla onların adına konuşamam. Ama ben şahsi fikrim Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceklerini öyle tahmin ediyorum.